salona geçsinler. Evet. İzleyici arkadaşlar. İzleyicileri arayalım. Diğer danışmanlar. Finalde yarışacak olanlar geliyor sadece. Evet. Üç aynen, arkadaş. Aynen. Hoca nereye gidiyorsunuz? Nereye geçiyoruz? Şimdi. Buyurun hocam. Bizim beraber gösterdik. Yani Mehmet hocam birlikte giderim deseydiniz ben de gelirdim. Her şey vardı. Sende vardı. Güzel oldu bir hafta kadar. İlgilendik ya. Eğitim bunlar da elendiler. Dört şey kaldı ama sizlerin hepsini de çağırdı. Çünkü onlara da baktığımızda hem sizlerin adına katılım meclisi hem başka şeylerimiz oldu. Bugün final mi var? Bugün final. Çok sevdiğim final seyredeceğiz. Şimdiden Şükrüşenkaya Hürriyet Anadolu bir de bizim tanımımız kaldı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oğuzhan Bey. Nasılsın? Güzel hep kaldı senin okul. Thank you.
Katılmaya çalışıyorum inşallah. Kıymetli okul yöneticileri ve öğrencilerimiz, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Şahinkaya Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen Liseler Arası Münazara Turnuvası finaline hoş geldiniz. Size programın akışını sunuyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, okul müdürümüz Sayın Çetin Rençver'in konuşmaları, münazarada tartışılacak konunun kura ile belirlenmesi, takımların pozisyonlarının kura ile belirlenmesi, münazara, sonuçların açıklanması ve ödül töreni. Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına, saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'nızı okumaya davet ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı için. Rahat. Hazır ol. Dikkat. Misafirlerimiz, katılımcı okullarımızın değerli yöneticileri ve danışman öğretmenleri ve sevgili gençler, hepinize katkılarınızdan
ve bizimle birlikte olmanızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyorum. Sevgili gençler, bu ülke bizler için ve sizler için çok önemli. Bu topraklarda yüzyıllardan beri birçok medeniyet, birçok uygarlık kurulmuş, hatta dünyaya birçok medeniyet bu topraklardan yayılmıştır. Biz bu ülkemizde geçmişten bugüne kadar birçok ırk, birçok inançla birlikte beraber barış ve kardeşlik içerisinde yaşadık. Bundan dolayı bu ülke toprakları bizler ve sizler için çok önemlidir. Dünyada şu anda gerek komşularımız, gerek bulunduğumuz konumuzda... Bundan dolayı siz gençlere çok önemli işler düşüyor. Sizlerin yükü fazla. Sizler araştırmacı, araştırdığını öğrenen ve onu birbiriyle paylaşan bir genç grup olmalısınız. İşte biz de bu münazaraya bu amaçla çıktık. İstedik ki Bursa'daki okullarımızın gençleri bu duyguları araştırma yaparak birbirleriyle paylaşsınlar ve bu şekilde bizim gençliğimiz dünyadaki diğer ihtiyar nüfusa göre daha iyi yetişsin. Bu nedenledir ki siz gençlere bir kez daha şunu açık ve net söylüyorum. Yarın bir kısmınız ülkenin yöneticisi, bir kısmınız dünya siyasetine, belki de dünya ekonomisine yön verecek insanlarsınız. Şimdiden araştırma ve okuma konusunda mutlak en önde olmalısınız. Bugün yapılacak münazaranın sonucunu sıralama olarak çok merak etmiyorum. Niye? Çünkü bizim yarınımızsınız. Bizim güvendiğimiz gençlersiniz. Bizlerin gururusunuz. Hangi takım kazanırsa kazansın, gençlik kazanmış olacak. Biz tüm gençlikte gurur duyuyoruz. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Değerli konuklar, turnuvamızın ilk ayağında 8 okuldan toplamda 16 takım yarıştı. Finalde Işıklar Askeri Hava Lisesi, Özel Şahinkaya Koleji, Hürriyet Anadolu Lisesi ve Şükrü Şahinkaya Anadolu Lisesi'nin birer takımları yarışmaya hak kazandı. İzninizle münazaranın kurallarını kısaca hatırlayalım. Münazara maçında iki kanat vardır. Hükümet ve muhalefet. Hükümet, verilen politikanın izlenmesi gerektiğini, muhalefet ise tersini savunur. Hükümet ve muhalefet takımları kendi içlerinde de ikiye ayrılırlar. Hükümet açılış, hükümet kapanış, muhalefet açılış, muhalefet kapanış. Her takım iki konuşmacıdan oluşur. Sonuç olarak bir münazara maçında iki kanat, dört takım, sekiz konuşmacı vardır. Her konuşmacının kürsüde ancak bir kez konuşma hakkı vardır. Konuşma süresi hakkı 7 dakikadır. 7.40'dan sonraki konuşma dikkate alınmaz. Zaman tutucu, konuşmanın 1. ve 6. dakikalarında bir alkış, 7. dakikasında çift alkış, 7.20'de de 3 alkış ile konuşmacıyı zaman konusunda uyarır. Konuşma süresinin 1. dakikasından başlayarak 6. dakikaya kadar rakip münazaracılar kürsüdeki konuşmacıdan soru talep edebilir. Kürsüdeki konuşmacı soru talebini kabul edebilir. Bu durumda soru soran kişi sorusunu yöneltir. Şimdi sıra tartışılacak konunun kura ile belirlenmesinde. İki konumuz belirlenmişti ama hangisinin bugün tartışılacağı belli değildi. Şimdi izninizle onu gerçekleştirelim. Kura çekimini yapması için konuk takım öğrencilerinden, evet kenarda bir öğrenci var. Bize yardımcı olur musunuz Zeynep Hanım? Bugün maçta tartışılacak konu mahkemelerde jüri sistemine geçilmelidir. Diğer konuyu da görelim. İkinci konumuzda
sosyal paylaşım siteleri yasaklanmalıdır dedi. Ama bugün tartışılacak konumuz mahkemelerde jüri sistemine geçilmelidir olacak. Tabii bunun yanında bir de takımlarımızın hangi pozisyonda yarışacaklarını kura ile belirlememiz gerekiyor. Ben gene katılımcı takımlardan birer öğrenciyi davet ediyorum. Öyle mi? Peki tamam o zaman. Yani Şükrü Şank Anadolu Lisesi hükümet kapanış pozisyonunda yarışacak. Hürriyet Anadolu Lisesi'nden bir arkadaşı rica edeyim. Işıklar Asker Lisesi'nden. Hürriyet Anadolu Lisesi hangi pozisyonda yarışacak bakalım. Muhalefet açılış. Işıklar Hava Lisesi'nin pozisyonu. Muhalefet kapanış. Son olarak Şahinkaya Koleji'nin kalıyor zaten bir hükümet açılış pozisyonunda yarışacak. Şimdi alkışlarla takımları, yarışmacı takımları yerlendiriyoruz. Münazaramıza başlamadan önce değerli jüri üyelerimizi sahneye davet ediyorum. Sayın Hakan Akdoğan, Sayın Hüzün Abraç, Sayın Ersen Oğuz. Yeri gelmişken jürinin değerlendirme ölçütlerine değinmek isterim. Toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. İnandırma ve savunma gücü 15 puan. Karşı ekibin görüşlerini eleştirme ve çürütme 15 puan. Doğru ve etkili konuşma 15 puan. Zamanı kullanma 10 puan. Davranışlar 15 puan. Savunduğu tez ile ilgili kanıtlardan yararlanma 15 puan. Konuya hakim olma 15 puan. Evet, her şey hazırsa, hazır mıyız arkadaşlar? Halde başlayabiliriz. Yalnız şöyle güçlü bir moral alkışı rica ediyorum. Ve biraz önce söylediğim gibi
vatandaşlık görevlilerini yerine getirirken özel hayatı veya iş durumu göz önünde bulundurularak yedek jüri üyeleri seçilecektir. Şimdi jüri sistemimiz ağır ceza hukuku ağır ceza hukukuna göre gerçekleşecektir. Suç ceza ve asliye cezalarsa şu anda mevcut düzende olduğu gibi yerine getirilecektir. Bu demokrasinin gereği yerine getirmek için oy çokluğu sistemi uygulanacaktır yasa tasarımımızda. Ayrıca jüri üyeleri bu farklı şehirlerde farklı ceza mahkemelerinde jüri olarak yapılacaktır ve bu şekilde bilgilendirilecektir. Ne kişinin kendisi ne de dava sahibi jüriyle ilgili hiçbir bilgiye sahip olmayacaktır. Ve çok büyük davalar dışında 15 gün süre içerisinde bu davalar bitmek zorundadır. Çok büyük davalar 5 aya kadar uzatılabilir diye planladık. Böylece yıllar süren, aynı zamanda hukuku işgal eden davalar ortadan kalkmış olacak. Çünkü biliyorsunuz ki 15 yıl, 10 yıl, yılları alan davalar hukuk sistemimizi çok fazla yavaşlatmakta. Böylece hukuk sistemimiz daha hızlı ilerleyecek. Davalar zaman aşımına uğramayacaktır. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de davaların %8'i zaman aşımına uğramaktadır. Ve böylece biz de hükümet kanadı olarak diyoruz ki daha hızlı bir şekilde hukuk sistemimizi geliştireceğiz. Jüri sistemine geçirmelidir ki hızlı bir sistem olsun. Dava süresince jüri heyeti bakanlıktan gizli olarak tahsis ettiği otelde barınacak. Yani zorunlu olarak ikamet edecek orada. Bu süre zarfında taraflar arası tehdittir ya da rüşvettir. Herhangi bir şekilde görüşme kesinlikle engellenecektir. Jüri heyetleri kesinlikle birbiriyle görüşmeyecektir. Heyetteki jüri üyelerinin kimliği mahkeme bittikten sonra dahi bilinmeyecektir. Ve mahkeme salonunda gizli bir bölümde jüri üyeleri dinleyecektir. Ki mahkeme eğer ertelenirse ne dava sahibi ne de o konudaki jüri üyeleri birbirini görmüş olmasın. Şimdi jüri sistemimizde öncelikle diğer sistemden ayıran şey en önemli daha adil olması, daha hızlı olması ve daha ekonomik olmasıdır. Biraz hukuk sistemimizin yavaşlığından bahsetmek istiyorum. Hukuk sistemimizde aşırı dosyalanma, işte dava yükleri, bir sürü gereksiz detay, ayrıntı avukatlarımızı ve aynı zamanda hakimlerimizi çok fazla etkilemekte. Hem psikolojik olarak hem de yorgunluk hissi yaratmak. Yani siz sayfalarca şeyi belli bir süre içinde bitirmek zorundasınız. Ve onları en iyi şekilde değerlendirmek zorundasınız. Ve bunları tarafsız yapmak zorundasınız. Bu aynı zamanda çok büyük yük oluşturuyor. Biz jüri sistemiyle hakimlerimizin yükünü biraz daha hafifletmek istiyoruz. Ne olacak? Jüri sistemiyle birlikte gelişecek suçlu veya suçlu değille hakimlerimize ceza hakkı talep edilecek. Şu anda mesela hakimlerimiz sayfalar boyunca şeyleri biraz önce söylediğim gibi raporları okuyorlar. Bunlar çok büyük etkilen geçiriyor. Şu anda günümüzde mahkeme sayımızda eksiklik var mesela. Bunun nedeni ne bina ne de herhangi bir şey. Neden? Çünkü yeterli hakim sayımız yok. Aynı zamanda iyi yetiştirilme şey yok. Bilgili değiller. Çok önemli bir sorun aynı zamanda kalitesinin yeterli olmaması aynı zamanda doğru karar alamamak demektir. Jüri sistemiyle bunu biraz daha hafifletmiş olacağız. Gözlemlerimize göre adliye personelinin büyük çoğunluğu eğitimi almamış insanlardan meydana geliyor şu anda. Hakimlerin görevlerini yaparken kendilerine sonsuz bir güven sunmaları gerekiyor. Ve herhangi bir baskı ya da tepki altında kalmamaları, doğru karar vermeleri gerekiyor. Ve bu da doğal olarak çok zor bir şey. Hepimiz insan olarak kabul ediyoruz ki. Jüri sisteminden deneyim sistemle ayırdığımız tek bir tane daha farkımız var. Şimdi mevcut düzende bir hakim var diyelim. Onu belli bir süre sonra başka bir şehre atama yapıyoruz. Ama o atama sırasında hakimin aynı zamanda kadrosunu da değiştirmiş oluyoruz. Ve mesela İstanbul'da bir görevde olan birini Erzurum'a Kars'a verdiğimizi düşünelim. O andaki doğru karar vermeme, tecrübe kazandığı ortamdan uzaklaştırma onun verimsizliğine neden olacaktır. Ama jüri sisteminde böyle bir şey yok. Jüri sisteminde zaten farklı şeylere yönlendirmeler var ki aynı zamanda tarafsızlığı sağlayalım. Peki uyum sağlayamamayı nasıl yapacağız? Hakimlik sisteminde tek kişi
kişi karar organı olduğu için yanlış yapma olasılığı daha fazladır. Çünkü tek görüş vardır. Bizde 12 kişilik bir sistemimiz olduğu için 12 kişinin farklı farklı açılardan farklı görüşler altında olması sağlanıyor. Günümüzde yargı kararları hiç olmadığı kadar tartışılmakta farkındaysanız. Ve çoğu kez kamu vicdanı bunu kabul etmemekte. Televizyonlarda izliyoruz hani önemli davalar sonuçlarında kabul edilmiyor. İşte büyük olaylar çıkıyor. Halk kendi suçlu gördüğü kendi cezasını veriyor. Yani mahkeme çıkışlarında birbirini öldüren insanlar görüyoruz biz. Çünkü şu anda hakimlerin verdiği cezaları doğru bulmuyorlar. Yani halk şu anda hukukumuzu doğru bulmuyor. Bunları ekranlardan görebiliyoruz. Kendi hukuklarını kendileri oluşturuyorlar. Jüri sistemiyle biz bizzat halkımızı aynı zamanda hukuka sokmuş oluyoruz ve birlikte yürümüş oluyorlar. Etkinliği daha fazla artıyor ve toplum hukuka güveniyor. Şu anda aynı zamanda çok büyük bir araştırma yapılmış. İnsan olmadığını, gençlerin de tarafsız olmadığını, tarafsız değildir diye düşünüyor. Yani bu çok önemli bir rakam aynı zamanda. Türkiye vatandaşı olan herkes jüri üyesi olabilir diye planladık ve halkın içinden seçilen kişiler, halkın içinden seçilen kişiler ne demek? Halkın sesi demek ve aynı zamanda farklı görüş açıları demek. Çok yönlü düşünceler olayın daha düzgün gerçekleşmesini sağlayacaktır. Çok adaletli bir ülkede yaşamak için herkesin hakkıdır ve şu anda suç işlememişken bir hüküm süren bir sürü insanımız varken jüri sistemin daha gerekli olduğunu düşünüyorum. Biz bu münazarayı kazanmalıyız ki jüri sistemine geçilmeni belirleriz. Size söylüyorum, jüri odalarına geçiyorlar.
11 tane jüri işleri oldukları gerekçesiyle aceleci davranmalarıyla davanın bir an önce bitirilmesini, zaten çocuğun delilleri bile daha doğru düzgün incelemeden yargılanıp idam edilmesi gerektiğini savunuyor. Ama orada 8 numaralı bir jüri var ki o diyor ki, durun arkadaşlar, biz burada öncelikle Denizli'nin her yönünü incelemeli, buna göre karar vermeliyiz. Ve o davayı döndüren bir tek 8 numaralı jüri oluyor. Şimdi size soruyorum. Siz her davalarda bu kurtarıcı 8 numaralı jürileri barındıracak mısınız? Ya da verilen kararlar bu yönde ne şekilde doğru olacak? Aynı zamanda getirmeyi düşündüğünüz sistemler her zaman doğru sistemler değildir. Çünkü bunu devam ettiren ülkelerin alt yapılarına baktığımızda bizden çok daha üstünlüktedirler. Burada önemli olan bizim hukuk sistemimizin yanlışlığı değil, ülke olarak hukuk anlayışımızdır. Öte yandan biz burada münazaradayız. Hepimiz, ben Emine olarak konuşuyorum belki, ama aslında tüm okulumu, buradaki 40 kişiyle burada olmayan diğer tüm okulumu temsilen buradayım. Bunun bana verdiği sorumluluk bilinci çok yüksek. Her vatandaşın bütün Türk milleti adına bu sorumluluk bilincini taşıyabileceğini siz düşünüyor musunuz? Bugün hakimler, savcılar, avukatlar ve tehditler üzerine tehdit alınırken siz bu jürinin güvenliğini nasıl savunacaksınız? Nasıl karşılayacaksınız? Bunları da size yöneltmek istiyorum. Aynı zamanda bu sorumluluğu tek oradaki sayısını belirtmediniz ama atıyorum 12 kişiye yüklemek, 70 milyonun yükünü, o davanın yükünü 12 kişiye yüklemek onlara da haksızlık değil midir? Ayrıca şöyle bir şey vardır ki her beyin, her kişi bir davranış biçimi demektir. O jürinin kendi aralarında çatışıp çatışmayacaklarının kanaatini, sonucunu siz bize verebiliyor musunuz? İşte tüm bu soruların cevabını vermeden, hukukumuzda o jürinin işlevinin ne olacağını belirlemeden, 8 numaralı adamları her zaman sisteminize bulundurmayı bize öngörmeden, halka hukuk bilincini, bakın üzerine basa basa söylüyorum, bugün kararlar yanlış veriliyor olabilir ama bu kararları veren yıllarca hukuk okumuş, yıllarca davalara bakmış kanun adamlarıdır, hakimlerdir. Bugün bu yanlışlığı bu kadar bilinçteki insanlar yapıyorsa siz halktan aldığınız sıradan bir insanın ne şekilde doğru karar verip veremeyeceğini teminatınızı da veremezsiniz. Demiştim, halka hukuk bilinci uyandırılmadan bu sistemi getirmek, bu sistemden güzel sonuçlar beklemek yanlıştır. Aynı zamanda bu sistem getirildiği zaman bize artıları değil, eksileri getirecektir. Çünkü bizi yeni sorunlara, yeni uçurumlara sürükleyecektir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorunuz varsa alabilir. Neden jüri sistemine geçilmelidir sorusuna cevap veren iki önemli argüman sunacağım. Öncelikle arkadaşımız örnek olarak bir filmden bahsetti. Ben burada örnek olarak gerçek hayattaki mahkemelerden, gerçek hayatta kamu vicdanını sızlatan sonuçlardan, bir kıza tecavüz edildikten sonra hakimin önüne gelen adli rapor sonucunda kızın psikolojisi bozulmamıştır. Ruh sağlığı ilgilerindedir raporundan sonra sadece yazılan yasalara göre bu sapıkların beraatine karar veren hakimlerden söz edeceğim. Hayal dünyasına yazılan film sonucu bir yönetmenin yazdığı bir şeye girmeyeceğim. Bu sebeple yüzden bu filme cevap vermek daha istemiyorum. Jüri sayısının belirsizliğinden bahsetti arkadaşımız. Oysa ki hükümetle çatıştaki birinci arkadaşımız jüri sayısındaki 12 kişi olacağını belirtmişti ve arkadaşımız 12 kişinin nasıl belirleneceğini de belirtmişti. Ve bu 12 kişinin, bu 12 kişiye jüri eğitiminin nasıl verileceğini seminerle mi olacak dediler. Bunun vatandaşlık görevi olduğunu biz birinci konuşmamızda söyledik. Bu kişiler, sicilleri temiz olan kişiler
Adalet Bakanlığı tarafından saptanacak, fax, e-mail ve benzeri yollarla Ankara'ya Saray'a davet edecek Adalet Bakanlığı'na ve yüz sistemi hakkında gerekli bilgi verildikten sonra birbirlerinden bağımsız ikamet edecekleri otellere gönderileceklerdir. Nasıl eğitim verileceğini, nasıl verileceğini, eğitim sayısı üzerindeki belirsizliği ortadan kaldırmış olmak istiyoruz. Zaten birinci arkadaşımız bunları belirtti ama anladığımız kadarıyla muhalefet açılmış gibi bunları gözünden kaçırmış, dinlememiş, bunların üzerindeki şüphesini kaldırmak istiyorum. Bunun dışında öncelikle dünyada iki büyük hukuk sistemi vardır arkadaşlar. Bununla başlamak istiyorum. Birincisi de şu an ülkemizde uygulanan kıta Avrupa'sı adını verdiğimiz ve Avrupa ülkeleri ülkemizde uygulanan hukuk sistemidir. Diğeri ise Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta uygulanan, yani Birleşik Krallık'a bağlı Galler, İngiltere, İrlanda'daki ülkelerde uygulanan Anglo-Amerikan hukuk sistemidir. Anglo-Amerikan hukuk sisteminde mahkemelerde jüri sistemi vardır. Jüri sistemi halkın vicdanını temsil eden olmalıdır. Çünkü sonuçta yargılanan insanlar halktan bağımsız kimseler değildir. Halkın geleneklerinden bağımsız olarak yargılanmazlar. Halkın değer yargıları sürekli değişmektedir. Ve burada halkın değişen değer yargılarını halkın temsil edecek kişiler bulunmak zorundadır mahkeme salonlarında. Öncelikle Anglo-Amerikan hukuk sistemini biz bir Amerikan eyaletinin uyguladığı sistemi gelip buraya monte etmeyeceğiz. Türkiye'nin değerlerine, kendi gerçekliklerine göre yeni bir Anglo-Amerikan sistemini Türkiye'de uygulayacağız. Bu da çok normaldir çünkü eyaletler arasındaki yorumlama biçimi bile farklıdır. Amerika'nın bir eyaletinde sadece o eyaletteki insanlardan oluşan bir jüri seçilirken diğer eyaletlerinde tarafsızlığın o şekilde sağlanamayacağını düşünüp diğer eyaletlerden jüri alınmaktadır. Türkiye'de de bu kadar farklıdır. Biz ülkemizde de kendi ülkemizin normlarında uygulayarak bu sistemi, jüri sistemini getiriyoruz. Ağır ceza mahkemelerinde başlamasını eleştirdi arkadaşımız. Zaten ağır ceza mahkemelerinde başlaması çok normal bir şey. Amerika'nın birçok eyaletinde bu şekilde durur. Anglo-Amerika hukuk sisteminin uygulandığı ülkelerde de böyledir. Çünkü örneğin bir boşanma davasında kişiler arasındaki özel yaşantısını, insanların özel yaşantısını sıradan vatandaşların gözlerinin önüne sermek son derece yanlıştır ve etik bir bilgisi yüzden suç ve asli ceza mahkemelerinde bu jüri sistemine geçişi öngörmüyoruz. Sadece ağır ceza mahkemelerinde öngörüyoruz. Ve dünyada zaten bu sistemin uygulandığı birçok ülkede de böyledir. Şimdi ben yasa paketimizin detaylarına girmek istiyorum. 12 jüri, örneğin bir ağır ceza mahkemesi gözümüzün önünde canlandıralım. 12 tane jüri var ve bunun yanında bir tane de yargıç, hakim var. Arkadaşlar, bir mahkemenin gerçekten adalete hizmet edebilmesi için, bağımsız olabilmesi için iki kavramı göz önünde bulundurmak lazım. Birisi, bu ülkenin yasalarıyla belirlenmiş hukuk kuralları. Bu hukuk kurallarının dışına çıkmak, ülkede kargaşaya ve hukuk birliğinin bozulmasına yol açacaktır. Evet, fakat diğer yandan sadece özü insan olan adalet sistemini sadece soğuk ve katı kurallara bağlamak, sadece anayasanın belirlediği ilkeler dahilinde tutmak, kamu vicdanını görmezden gelmek, toplumun gelenek ve yöneticilerini görmezden gelmek ise aynı şekilde mahkemelerde adaletin doğru yolun bulunamayacağını ispatlıyor. Bu nedenle jüri sistemi olmak zorundadır. Şimdi eğer biz jüriye çok haddinden fazla görevler yüklersek, şunu dersek ki jüri bir karar verir, bunun kararında da hakim sadece bir biblo kurumundadır, yani yıllarca eğitim almış, hukuk eğitimi almış bir insan sadece oraya oturur. Orada önünde çeşitli meslek gruplarından biri, kendisini çok iyi bildiği bir iş hakkında, meslek hakkında karar verir. O da altına imza atar, tamam bu kişi beraat etsinler. Eğer biz böyle bir durum yaparsak, öncelikle yetişen hakimlerimize saygısızlık etmiştir durumda kalırız. Bu yüzden bu denginliği kurulması lazım. Jüri sisteminde, jüri cezanın miktarına ve kaç yıl olacağına karar verilmesine sahiptir. Sadece suçludur ya da değildir deme hakkına sahiptir. Hakim sevgilerin getirdiğim sistemde şöyle olacak. Örneğin 12 kişi, Oy çoğunluğuyla, arkadaşım demokrasilerde oy çoğunluğu olduğunu belirtmişti. Oy çoğunluğuyla kişinin beraatine karar verdi. Ama şey dedi ki, yargıç dedi ki hakim, ben bu kişinin beraatine karar vermiyorum ve altına imzasını atmıyorum. Bu şekilde ne olur? Size itiraz usulünden biraz bahsetmek istiyorum. Türkiye'deki en alt birim mahkemeler sulh ceza mahkemeleridir. Ve sulh ceza mahkemelerinde çıkan bir karara taraflardan herhangi biri ya da bir sanık itiraz etmek isterse bu itirazı bir üst mahkeme olan asli ceza mahkemelerinin hakime iletir. Asli ceza hakimlerinde çıkan bir karar itirazı ise üst mahkeme olan ağır ceza mahkemelerine yapılır. Ağır ceza mahkemelerinin en üst mahkemeler olduğu için burada yapılan bir itiraz ise direkt olarak yargıtaya yapılır. Şimdi biz ağır ceza mahkemelerinin jüri sistemini getirdiğimiz için jüri sistemi kişinin beraatini talep etti. Oysa hakim ise beraatine değil tutuklanmasını talep etti. Bu durumda karar yargıtaya bitecektir ve yargıtay kararını onaylayacaktır. Çünkü eğer biz hem jüriye sonsuz seçme hakkı verirsek, seçim hakkı verirsek burada hukuk eğitimi almış önemli insanları sadece bir biblio konumuna getirmiş oluruz. Burada toplum vicdanı göz önünde bulundurulmalıdır ama aynı zamanda anayasal kurallardan da çıkmamak gerektir. Bunun dışında hukuk sistemine neden geçilmedi arkadaşlar biliyor musunuz? Çünkü şu an ülkemizin içinde bulunduğu hukuk sistemi kesinlikle taraflı değildir. Bakın ben hukukçu bir aileden geliyorum ve şunu açıkça söyleyebilirim. Bu da hepimizin bildiği fakat söyleyemediği, söylemenin de yasak olduğu bir durumdur.
Türkiye'de mahkemelerin bağımsız olduğuna kesinlikle karar veremeyiz. Türkiye'de çok büyük bir hukuk krizi vardı. Bu krizin özü de şudur. Bizim ülkemizde yaşayan çoğu insan güçten ve çıkardan bağımsız, sadece adalete hizmet eden bir yargı erkinin varlığını kabul etmemektedir. Buna inanmamaktadır. Size çok basit bir soru sorarak münazaranın aslında bitirici bilmesini vermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, bizim ülkemizde dediğimizde felesenk ettiğimiz bir söz var. Sizce bu ülkede hukukun üstünlüğü mü vardır yoksa üstünlüğün hukuku mu vardır? Bu ülkede üstünlüğün hukuku vardır, bu ülkede güçlünün hukuku vardır. Buna çok somut örnek verebiliriz. Kelimlerden de örnek vermeyeceğim. Bakın, Münevver Karabulut cinayetini ele aldığımızda, eğer bu cinayette Cem Garipoğlu 18 yaşından büyük olduğu çok net bir şekilde saptanan bir insan, sırf varlıklı bir aileden geldiği için 18 yaşından küçük göstererek çocukların bulunduğu sosyal olanmıştır. Peki eğer toplum vicdanını temsil edecek kişiler bu mahkemelerde yer alsaydı, bu kişi cezalandırılacak mıydı yoksa 18 yaşından küçük göstererek yargı sürecinde hapishaneye gitmeden devam edecekti? Islah emniyetlerinde devam edecekti. Bunun dışında mevcut mahkemeler kamu vicdanını yaralamaktadır. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Hakimler toplumdan çok uzak bir konumdadır. Şu anda hakimler toplumun değer yargılarından uzak konumdadır. Karar vermek konusunda toplum vicdanını yaralayacak kararlar vermektedir. Adalet nedir? İnsandır. İnsanın merkez olduğu bir şeyde sadece yasaların soğukluğu ve sert kararlarına çıkarttı ama kamu vicdanı mutlaka bir arada çıkartılmıyoruz şu anda. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Özellikle 15 yıl devam eden
mahkemeleri de var. İkinci celseye gelmeyecek bir jürinin yerine yedik jüri koyduğunuzda direkt olayın içerisine farklı bir insanı atmış oluyorsunuz. Yani haberi yok bir şeyden direkt geliyor mahkemeye. Ne kadar doğru bir karar verebilir ki? 15 yıl boyunca 5 ay, 6 ay dediniz. 6 ay boyunca o 200 yıl boyunca koruyamayacağınızı merak ediyorum. Dominika'da ve İngiltere'de bilinç olduğundan bahsettiniz. Peki bu kadar bilinç olduğu için mi seri katillerin oranı o gibi yükselen seri katil oldukları için suç oranlarını dinlenince bilince saygı. Çünkü Amerika'da bir sürü suç işleniyor. Ve vatandaş da suç işleniyor. Başka soru soran varsa devam edelim. Ayrıca mahkemelerde hakim istediği zaman bilir kişi raporundan bahsedebiliyor. Aslında bilir kişi raporu da zaten halkın düşüncesini belirtmiş olmuyor. Şunu da söylemek istiyorum. Ağır ceza mahkemelerinde tek hakim yoktur. Ağır ceza mahkemelerinde 3 hakim vardır. Bir başkan, 2 üyedir. Bunlar da kendi aralarında zaten bir jüri sistemi oluşturmuş olmazdır. Ülkemizi hakimler de öldürebiliyor, savcılar da öldürebiliyor ki insanlar sıkı korunan insanlardır. 12 jürinin güvenliğini cam arkasından sağlayacağını da düşünüyorsunuz ama ben pek öyle olacağını düşünmüyorum ki ağır ceza mahkemeleri çok önemli mahkemelerdir. Çok önemli insanlar yargılanıyor orada çünkü. Şunu da söylemek istiyorum. Bir katili jürinin eline vermek ne kadar ağır? Bunu da merak ediyorum. Profesyonel bir hakim ettiremek ve daha kolayca halkın seçimden herhangi bir isim.
biz insanları etkilemek konusunda yani bir şey söylemiyoruz. Oraya çıktıkları zaman zaten durum sağlamlığına geçiyoruz. Etkilemek değil. Zaten yani yargıçla bir insanları o da etkilenebilir ama şöyle bir durum var. Jüri onun sadece suçlu olup olmadığına karar veriyor ve bunun için hukuk eğitimine değil biraz mantığa gerek var. Bir şey alınacağım. Şimdi jüri sisteminin artılarından bahsetmek istiyorum. Yani bize kazandıracağı faydalardan. Türkiye'de yargının acil hasta olduğu hemen ilgili her kurum tarafından dile getiriliyor. Dünya yargısı incelendiğinde de çoğu yargıcın hak tarafından seçildiği ve hatta önemli kararların yargıç tarafından değil, jüri tarafından gözlemleniyor. Tüm çağdaş ülkelerde yargının halka dayalı olması, halktan hukuk seyredilememesi temel hedeflerden biri olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla biz yargının halktan hukuk olmamasını, mahkemelerde de halkın var olmasını istiyoruz. Ülkemiz ağır ceza mahkemelerindeki en önemli sorunlardan bir tanesi de davaların çok uzun zaman alması. Mesela bir ceza dosya savcılık ve ilk derece mahkemesinde 580 gün yer tutan 20 ay bekliyor. Daha sonra dosya ağır cezalık ise 4,5 yıl bekliyor. Yargıtay'a gitmiş de 16 ay bekliyor. Yargıtay'la ilgili ceza dairesinde de 1 yıl 1 ay bekliyor. Jüride temize gitme gibi bir durum olmadığı için bu çabukluk sağlanacaktır. Yine hızlı gidecektir. Yargıya. Aynı zamanda jüri sistemi gelmeyince çünkü jüri sisteminin insan tarafından en güzel yargılama sistemi olduğunu da düşünüyoruz. Ve her toplumda yönetim kimdeyse aslında güçlü biraz da olur. Bizim yönetimimiz eğer topluma dönemi demokratik bir yönetimse, güçlü olan eğer ki bizim halkımızsa, yargıda da bunun böyle olması gerektiğini düşünüyoruz. Aynı zamanda herkes kendine olgun, hani demokratlar uygun kanunlar çıkaracaktır, zorbalar zorbalığa uygun ama halk da halkın dilinden alınacak ve halka uygun olan kararları alacaktır. Yargı sistemimizde birçok olumsuzluğun yaşandığı ve yargıdaki yetersizlikler nedeniyle insanların haklarını artık başka yerlerde aradığımız. Dolayısıyla bu gerçekten harekette jürinin yargılamaya demokratiklik katacağını ve yargılamanın üzerindeki gizemin kalkacağını, soğukkanlılığının kalkacağını ve daha doğru, daha adil kararlar vereceğini sanıyoruz. Aynı zamanda da yargılamaya dinamizm geleceğini düşünüyoruz. Evet. İngiltere'deki hukuk sisteminde belirli suçludur ya da suçlu değildir yasaları yoktur. Kanunlara dayalı bu sistem. Peki siz bu sistemi getirerek bizim bütün hukuk anlayışımızı, bütün kanunlarımızı yok mu sayacaksınız? Biz kanunlarımızı yok sanıyoruz. Ben modelinde bunu açıkladım. Sadece jüri suçlu olmadığına karar vereceğiz. Verecek. Biz İngiltere değiliz. Ona bakarsanız İngiltere'de belli bir hukuk kuralı yoktur. Sadece duruma göre değerlendirme yapılır. Belli bir yasaya göre değil. Ülkemizde de bunu yapmayacağız. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi jüri sisteminde amacımız halkı tatmin etmek, halkı da davaya sokmak. Peki jüri sisteminde biz bunu yaptıktan sonra, yani jüri cezalı dedi, sonra yargıç 2 sene dedi cezasını. Halk tatmin olabilecek mi? Evet olacak çünkü halk o kişinin suçlu olup olmadığına karar vermiş olacak. Cezasına karar vermek profesyonellerin işidir. Biz asla hukuk eğitimi almış insanları mahkemeden çıkarmayı savunmuyoruz ki. Suçlu olup olmadığına jüri karar verecek, cezasını da hakim verecek. Benim konuşmamı kadar beklediğiniz için teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, şimdi benden önce 3 tane hükümet konuşmacısı konuştu. Yani bayağı bir çocuklar var, vaktimi çoğunluğa ayıracak. İnşallah keyifli vakit geçiririz. Şimdi ben mesela ilk çocuklarımdan başlamak istiyorum. En iyi hukuk sistemi jüri sistemidir derdi. Fakat en iyi hukuk nasıl jüri sistemi olabilir? Zaten biraz sonra jüri sisteminin yani iyi hukuk olmadığını argümanlarımla göstereceğim. Onu biraz sonra. 15 günde bitmek zorundadır dedi jüri sistemiyle. 15 günde nasıl bitirebileceksiniz? Modelinizde herhangi bir açıklama yapmadınız. Diyelim ki 15 gün sonunda bitirdiniz. Sonradan bir kanıt çıktı. Jüriyi tekrar oraya toplayacaksınız. Bununla alakalı da modelinizde bir ekleme yapmamışsınız. Modelinizin burada açı olduğunu düşünüyorum. Jüri sistemi hızlı sistem olacak, her şey çok güzel, her şey mükemmel olacak dediniz. Ama hiçbir açıklama yapmadınız, bunu modelinizde hiç göstermeyiz. Nasıl hızlandıracaksınız yani? Davalara bakmayacaksınız, kanıtlara bakmayacaksınız. Her şey yani yine kanıtlar var. Yani hakim keyfinden uzatmıyor bunu. Kanıt eksikliği var ki davayı vermiyor. Jüri sisteminde bunu nasıl gidereceksiniz? Bunlara hiçbir açıklama yapmadınız. Zorunlu olarak otellerde bu 12 kişi ikamet edecek dediniz. Arkadaşlarım zaten söyledi, bu 12 kişideki adamların yani hayatı yok mu? Bir düzeni yok mu? Kullu bir düzeni yok mu? Hadi diyelim ki siz bunları şey olarak yaptınız, vatani bir görev olarak kullandınız diyelim. Dediğim gibi tekrar bir kanıt çıktı, bu adamları tekrar mı toplayacaksınız? Yani bu dava bitene kadar dava süreci hiçbir zaman bitmez bildiğiniz gibi. Tekrar bir kanıt çıkar, tekrar toplanır. Yani bu jürilerin sürekli toplanma imkanı var değil mi?
Bu jürilerin bizdeki hakim bu işi yaptığı kişi olduğu için sürekli toplanabilir. Ama sen jürileri sürekli toplayamazsın. Çürütmelerinden sonra olabilir bir dakika. Gereksiz detay ve ayrıntı hukuk sistemimizde çok var dedi. Detay ve ayrıntı olmazsa nasıl etkili ve efektif bir hukuk sistemi ortaya koyacaksınız? Bunu da sormak istiyorum. Yani ayrıntılardan kurtulalım. Detaya hiç gerek yok. Sadece adam orada konuşsun. Onun dediklerine göre mi bir dava sistemi ortaya koyalım? Bunu da tamamlamış değilim. Hakimlerin yükü azalacak. Hakimlerin zaten görevi bu olduğu için hakimlerin yükünün azalmasına gerek yok. Ya da hakimlerin yükünü azalttık. Ortaya bir jüri koyduk. Bu jüri hakimler gibi davaları yorumlayabilecek mi? Kanıtları yorumlayabilecek mi? Bu konuda da açığınız mı olduğunu düşünüyorum. Yeterli yetiştirme yok dediniz, hakimlerimiz yeterli şekilde yetişemiyor. Arkadaşlar, hakimlerimiz 6 sene boyunca, 7 sene boyunca bu işin eğitimini alıyor. Ömrünü buna adamış insanlar. Siz 15 gün için bir jüri yetiştiriyorsunuz, bu adamın daha iyi olduğunu söylüyorsunuz 6 senelikte. Buraya da değinmek istiyorum. Doğru karar verme, baskı altında kalır diyorsunuz, hakimler baskı altında kalır diyorsunuz. Yani bu işin eğitimini almış, bu işin yeminini etmiş bir kişi nasıl baskı altında kalır da bir jüri kalmaz? Bunu da size sormak istiyorum. İnşallah sorularıma cevap gelebilir. Halk hukuka sokma jüri dediniz. Biz zaten halkı zaten hukuka sokuyor şu anki sistemimizde. Sanıklar var, sanıklar konuşabiliyor. Şahitler var, şahitler gelip şahitliğini yapabiliyor. Halk zaten normal davalara katılabiliyor. Ayrıca şu anki hukuk sisteminde demokratik olmadığını iddia ediyorsunuz. Bu konuda size sormak istiyorum. Hukuk kalitesi işliyor. Peki şöyle bir düşün, jüriyi aldık diyelim. Hukukun prestijini nasıl kurtaracaksınız? Hukuk kalitesi diyorsunuz. Tamam, biz o zaman jüri aldık, bu sefer hukuk tamamen yabana atılmış oluyor. Nasıl mı? Siz jüri aldıysanız hukuka güvenmediğinizi gösteriyorsunuz. Yani hukuka güvenmiyorsunuz siz, o zaman hukukun prestiji yerlerde sürecek, bunu nasıl söyleyeceksiniz? Yani bir de hukuk sistemi tam anlaşılmamış galiba, tam araştırmamışsınız. Hukuk sisteminde tek bir tane yargıç yoktur, üç tane yargıç vardır, yani farklı görüşler vardır, en son karara bağlanır ve karar duyurulur arkadaşlar. Hakkın herkesini çekecek dediniz, öncelikle bu haktan seçilen insanlar yani istekli olacak mı? Adam isteyecek mi? Ben jürilik, orada bir kişinin hayatının nasıl şekilleneceğine karar veriyorsun. O adam jürilik yapmakta istekli mi acaba? Ya o adam hayatına karar verecek, bu halktan seçecek kişi istekli olacak mı? Ya da şöyle düşünelim, orada da bir tecavüz olayı var değil mi? Yani bu kişi önceden böyle bir olayı tecrübe etmişse, yakınından biri böyle bir olayı tecrübe etmişse, bu kişinin ön yargıları olmaz mı? Duyguları olmaz mı? Bu o şekilde kararlanabilir. Yani mantıklı bir şekilde düşünemez. Şimdi hükümet ikinci konuşmasına birkaç cümlem olacak. Dedi ki biz jüriye sonsuz seçme hakkı vermiyoruz dedi. Zaten bu da sonradan modeli biraz yamalamaya çalıştılar. Jüriye sonsuz seçme hakkı vermiyoruz, en son yargıç karar verecek dedi. O zaman zaten jüri sistemi diye bir şey kesinlikle olmuyor. Başlediğinizde çelişiyor. Amerika'da da böyle değildir arkadaşlar. Amerika'da sadece jüri vardır. Ve halk bir şekilde tatmin olabilecek mi? Sorumla da yönelttiğim üzere halkı tatmin edebilecek misin? Yargıcı şu kararı zaten jüri verir. Münevver Karabulut olayında verilen cezayı vermeyeceğiz değil mi? Sen diyorsun ki verilen ceza yine yargıç verdi. O zaman hiçbir fark olmuyor. Ayrıca Münevver Karabulut'un arkadaşlar, siz dediniz ki Münevver Karabulut'u Cem Gariboğlu'nu dediler, çocuk boğuşuna attılar dediler. Zaten yargıç cezayı vereceği için, hadi diyelim Cem Gariboğlu'nu jüri suçlu buldu, yargıç yine onu ceza olarak çocuk boğuşuna atacaktı. Niye? Çünkü yargıç yine davalara bakacak ve kararı verecek cezasını. Bu şekilde zaten. Ve son önemli bir şey, ikinci arkadaşım dedi galiba bunda. Amerika'da uygulanıyor dedi. Arkadaşlar Amerika'da bildiğiniz üzere eyalet sistemi vardı. Ve her eyaletin kendi mahkemeleri vardı. Ve eyaletlerin kültürleri birbirine yakındır. Fakat Türkiye'de tek bir mahkeme var. Bağımsız mahkemeler. Ve Türkiye'nin birçok kültürden insanı var. Her insanın farklı bir kültürü, farklı bir yaşayış tarzı, farklı bakış açıları, farklı inançları var. Bu inançları göre bütün jürileri toplayıp bir araya getiremezsiniz. Ve bu şekilde de ortak bir karara varamazsınız diyorum. Ve hızlı bir şekilde argümanlarına geçmek istiyorum. Zaten arkadaşlar birinci argümanım yargıç ve jüri farklı. Olayın en çok olay yani oyunun üzerinde döndüğü yer burası. Yargıç ve jüri farklı. Ve tamamen de zaten yargıcın kalitesini, yargıcın aldığı eğitimi, yargıcın tecrübelerini biz burada ortaya koyduk. Yani jüri efektif bir karar veremez. Kesinlikle toplumda yaşa duygusallıklar, ön yargılarından etkilenir. Psikolojik normları vardır jürinin kafasında. Ama hakim bunları aklından silmek için bu işin eğitimini almıştı. Senelerdir bu işin eğitimini görmüştü. Ve bu şekilde jürinin objektif bir karar veremeyeceğini ortaya koymak istiyorum. Ve ayrıca dediğim gibi yargıçlar da tek kişiydi, üç kişiydi. Burada ortak bir karar çıkar. İkinci argümanım arkadaşlar toplumun dinamikleri ve kültürün etkisi. Şimdi toplumun ön yargılı bir yaklaşım vardır arkadaşlar. Dedikodular, yaşanmışlıklar, halkımızı ön yargılandırarak olayın iç yüzünü araştırmadan bizi yargılamaya yöneltir. Yani mesela sen bu şekilde dedikodu duymuşsan o adam hakkında olayın iç yüzünü araştırmazsın. Kanıtlara bakmak istemezsin. Ya da kanıtları bir jüri, hiç eğitim almış birisi nasıl bunu yorumlayabilecek? Ya yani adam diyelim ilk öğretimde okul bırakmış, okumak istememiş. Sen bu adama bir de hukuk bilgisi vermek istiyorsun. Bu adam bunu isteyip yorumlamak isteyecek mi? Burada çok önemli bir nokta var. Yani bir adamın hayatıyla oynuyorsunuz orada.
Bu şekilde mesela örnek namusa bakış açısı var bir ülkemizde değil mi? Batı'da bir farklı namusa bakış açısı var, Doğu'da farklı bir bakış açısı var. Siz farklı farklı kişileri aldığınız zaman, farklı farklı kişileri o mahkemede birleştirdiğiniz zaman hiçbir şekilde bir karar çıkmayacaktır. Hadi diyelim oy çokluğuyla karar verdiniz, oy çokluğun ne kadar iyi bir karardır. Yani oy birliği, hukukta önemli olan oy birliğidir arkadaşlar. Oy çokluğu diye bir şey yoktur. Bu şekilde de zaten gerekli bir karar veremezsiniz diyorum. Ve sonuç olarak yargıçlarımızın yargılama konusunda jürilerden daha kabiliyetli. Toplum dinamiklerini çok önemsemeyen bunları aklından silebilmiş ve bu bağlamda grubumuzun savunduğu düşüncenin tamamen haklı olduğunu düşünüyorum. Mevcut sistemin devam etmesini öneriyorum. Teşekkür ederim. Halkı ancak halk
anlayabilir. Yani ben nasıl bir doktora anlayamazsam, ben nasıl bir öğretmeni anlayamazsam ya da aynı şekilde bir öğretmen bir doktora anlayamazsa biz de halkı ancak halkın anlayabileceğini savunuyoruz. Ve bu sebepten jüriler de halktan seçileceği için jüri sisteminin, sorularınızı anlayacağım, jüri sisteminin ancak... buraya getirmemizin asıl sebebi halkın halkı anlayabilmesidir. Ayrıca bu bir ön yargı değil midir? Yani biz hiçbir şey denemeden hayır bu ancak işte muhtemelen böyle olacaktır. Biz onunla böyle jüri sistemini getirmezsek ya da getirirsek şöyle olacaktır demek bir ön yargı değil midir? Biz bir şeyleri denemeden direkt bu ön yargıya göre davranmak ne kadar doğru olabilir? Bu arada üç yargıç olduğunu söylediniz. Fakat ancak yalnızca Ağır Ceza Mahkemelerinde üç yargıç vardır. Diğer mahkemelerde yoktur. Onun dışında eğitim ve bilinçten bahsettiniz. İşte halk, yargıç daha eğitimlidir. Eğitimli kişi daha doğru karar verir. Fakat daha sonradan da bilincin daha etkili olduğundan bahsedildi. Fakat önemli olan eğitimli olmak değildir. Yani organ mafyalarında da bir sürü doktorlar vardır. Organ mafyasına üye olan doktorlarımız vardır. Fakat onlar eğitimlidir diye onların bilinçli olduğunu asla savunamayız. Önemli olan eğitim değil, bilinçli ve bilinç kazandırılabilir. Eğitim bilinç kazanılan bir şeydir. Fakat her şey herkes bilinci kazanamaz. Ve biz de bu sebepten devletin seçtiği jürilerde yargıya yeni bir bilinç kazandırmayı planlıyoruz. Eğitimin değil, bilincin önde olması gerektiğini savunuyoruz. Ve benim hoşuma kadar teşekkür ederim. Çok uzun bir konuşma olacak çünkü tüm arkadaşlarla yaptığım mantık sapsatılığında düzeltmek çok vaktim olacak ama yapmak zorundayım. Öncelikle hakimlerin bilgisizliği ne demek bu? Bu sizin hukuka güvenmediğinizi gösterir. Hakimin bilgisiz olduğunu düşünmüyorsanız oraya gelen bir jürinin bilgili olacağına, konuya hakim olacağına nasıl inanıyorsunuz? Öncelikle böyle başlayalım. Şu an sizler biliyorsunuz ki işte bir doktor gidiyor bir kaçak çalışıp yapıyor bir insan oradan bahsediyor falan. Şöyle düşünelim, bu doktoru koruyamamışsınız demektir. Bu doktor bir başkasının etkisi yüzünden bu işi yapıyor demektir. Biz hakimlerimizi korumak için bu kadar önlem almaya çalışıyoruz. Siz 12 tane jüri getirdiniz, hangi birini nasıl koruyacağız Allah aşkına? Buna bir cevap getirin. Ondan sonra şuradan bahsetmişlerim, farklı şehirlerden, farklı kültürden insanlar bir olay karşısında nasıl karar verecekler? Buna bir cevap getirmediniz. Örneğin yaşanan olay İzmir çevresinde yaşanan bir olay. İzmir çevresinin de halkının olaya bakışı çok farklı. Örneğin sizin getirdiğiniz jüri üyeleri, işte kimisi Erzurum'dan, kimisi Ankara'dan, kimisi Trabzon'dan. Bu kişiler olayı bilmiyor ki. Bu kişiler toplumun etkilerini de bilmiyorlar. Siz nasıl bir adalet kararı vermeyi düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Hızlı konuşmak zorundayım, yetişmeyeceğiz size. Ayrıca şöyle bir şey dediniz. Hızlılık illa da hızlı olmamış. İşte şu anda mahkemelerde yargılanma süreleri çok uzun sürüyor. Bir sene sürüyor, iki sene sürüyor, zaman aşımına uğruyor. İle bu hızlılığı nasıl sağlayacaksınız? Bir sonraki konuşmacınızda şunu söyledi. İşte itiraz etme hakkımız olacak, sürekli itiraz edebileceğiz. İtiraz ederek mi hızlandıracaksınız? Buna da bir anlam veremedim. Çünkü yani hızlılık nasıl bir hızlılık? Hiçbir cevap gelmedi, hiçbir açıklama yok. Ayrıca şundan bahsetmek istiyorum. İki tane arkadaşımız söyledi ve iki de cevap alamıyoruz. Ve yine yanlış yerlere çektiğiniz sözü. Şimdi o Münevver Karabuğ'un cinayetleri haberi çekiyorsunuz konuyu. Ben de oradan geleyim bari. Şimdi bizim orada itiraz ettiğimiz şey değildi ki, adamın suçlu bulunması değildi. Biz cezanın azlığından bahsettik. Oysa sizin getirdiğiniz jüri sistemi sadece kişi suçlu mu değil miye karar veriyor. İyi de hakim hala aynı kararı veriyor. İyi de zaten cezanın azlığına hala itiraz ediyoruz. Çünkü hala iki sene içeride adam. Hani yapacak bir şey yok. Jüri sisteminin yerini daha fazla kullanabiliriz. Hani jüri, hakimin verdiği yetkiye tabii doğrudan karışamaz. Çünkü profesyonel bir insanın verdiği kararla bu olaya duygusal yaklaşan bir insanın verdiği kararın eşitliğine bakamayız. Tabii piyaslamak gerekir. Mantık sarsası. Yani siz böyle bir durum var. Sizin itiraz ettiğiniz şeyle savunduğunuz şey tam zıt şeyler. Lütfen yani kendi konuşmalarınızı bu mantık sarsasını tekrar tutun dedi.
Ve peki şundan bahsediyoruz, yani hakimler boşuna mı eğitim alıyor? Neden biz bir hakimle eğitim veriyoruz ki? O zaman çıkaralım, herkese dağıtayım ben anayasayı. Herkes gelsin arkadaşlar, yarın mahkememiz var. Sizler de görürseniz, bu arkadaşlar suçlu değil mi? Yargılayalım. Bu kadar kolay mı? 7 senelik eğitim boşuna mı? Yani milli eğitimi bu kadar çabuk silip attık mı? Verdiğimiz eğitimler boşuna mıydı? İnsanlara eğitmekle bir şeyler öğretmeye çabalarımız boş mu? O zaman şu anda burada münazara eğitim almanın ne alemi var? Herhangi birini de çağırabiliriz. Böyle düşünüyorum yani. Hakimlere verdiğimiz eğitimler boşuna mı? Sıradan her insan bu işi yapabilir mi? Elindeki araçları açsın, evet baksın. Ha tamam, böyle. Bu kadar mı yani? Yapmamız gereken bu muydu? Peki olaylar nasıl incelenecek? Buradan bahsedelim. Bir jüri. İnsan, bir jüri dediğiniz insan bu işin eğitimini almamış. Örneğin bir savcı buraya baktığında, jürinin baktığında şeyle aynı şey görmez. Örneğin birisi bakar olaya, ha bu da böyle böyle bir işlem yapılmış. Çok haincim falan diye düşünür. Fakat bir savcı bakar, olayın arka planı görür, buradaki delilleri araştırır. Bu bakış açısında özgürlük farklılıklar nasıl geldi? Hala bir cevap yok. Kürtmelerimizin olmasaydı, alacaktım sorun ama özür dilerim, çok fazla sürdüm var. Şundan bahsetmek istiyorum, peki yargıdaki iki başlığı nasıl engelleyeceksiniz? Bunlar bir açıklama getirmediniz. Jüri inatla başka bir şey dikte etmeye çalışıyor, yargı hiç başka bir şey anlatıyor. Hani bağımsızlık, hani tek karar, hani adalet, nerede iki başlık var? Bu muydu sizin getirmeye çalıştığınız sistem? Hala anlayabilmiş değilim. Ondan sonra bu arkadaşlarımız da konuda size yönelttiği sorulardan sonra işte modelinizde şundan bahsettiniz, bundan bahsetmediniz dediler. Siz de işte biz şundan bahsettik, biz bundan bahsettik, biz şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Arkadaşlar modelinizi önceden yapmanız gerekirdi. Taşımaya suyla değirmen dönmeyeceği gibi yamama baraj da olsa yutamayacaktır. Modelinizi sürekli yamamaya çalıştınız fakat o arttı bir kere. Ve modelinizin açıklarını herkes görmüş oldu. Yani sürekli yamamaya çalıştınız ama bir işe yaramadı, boş bir davranış değil. Keşke daha sağlam bir modelle gelebilseydiniz de o açıkları önceden görmüş olabilseydiniz. Peki şuradan bahsedelim, halk istiyor mu? Halk jüri istiyor mu? Bunu sordunuz mu? Hiç bundan bahsetmediniz. Belki biz jüri istemiyoruz. Belki hakimlerimize güveniyoruz. İşte hakime güvenirdin, hakim şöyle, hakim öyle. Ya arkadaş dur ya, hakim benim eğitim verdiğim insanlığı yapmayın yani. Buradan da tekrar eleştirmek istiyorum. Hala bir, buradan da bir çözüm getirmediniz. Hani halk için bir şey yapıyoruz ama halkı sormadan yapıyoruz. Devam edelim. Şimdi kendi argümanlarıma gelecek olursam. Sahne burada çok fazla eleştirme noktası olduğu için arkadaşları kağıtları bulmamız lazım. Şimdi şundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle adaleti sağlamak isterken kişilerin kültür farklarına kültür farklılıkları gerçek adaleti sağlamamızı zorlu çıkartmıştık. Dinsel ve töresel olarak bahsetmiştik. Örneğin ben Türkiye'de yaşayan Türkiye vatandaşıyım. Fakat inanışlarım sizinkilere farklı ya da bir başka bir insan inanışları bizimkilerinden farklı. O insanın işlediği bir suçu bir başka bir inanışa sahip olan bir insanın yargılaması sizce var değil mi? Değil. Devam ediyorum. Peki jürinin bu durumda jürinin yargılamaya yansıtacağı kendi değerleriyle çağdaş suç ve ceza değerleri arasında bir çatışma çıkmayacak mı? Örneğin çağdaş insan hakları mahkemesinde diyor ki bu suçun cezası budur. Jüri kabul etmiyor. Arkadaş çağdaş insanlık bunu gerektiriyor. İnsanların gerektirdiğine karşı mı çıkacağız? Burada da tekrar bir sapsıda var. Onu da bir yerde gerekiyor. Ve şundan bahsetmek istiyorum. Sizin bu getirdiğiniz sistem bütün insanları şu düşünceye empoze etmeye çalışıyor ki İşte hakimlerimiz adaletli karar veremezler. Mahkemelere boşuna gitmeyin. Boşuna hakkınızı aramaya çalışmayın. O zaman abi mahkemeye gitmek istemeyeceksen kas sistemine dönelim. O bana ne yaptıysa ben de çekim aynısını ona yapayım. Böyle bir şey yok. Kısasa kısas mı olur? Hakimi güvenemeyeceğim. Kendi ülkemde yetiştirilen bir hakimi güvenmeyeceğim. Bu konuda da herhangi bir cevap var. Yani genel olarak maç toplamı toparlamamız gerekirse arkadaşlar bize bir model sunmaya çalıştılar. İfadelerini anlatmaya çalıştılar. Fakat modellerinde çok fazla açık vardı. İtiraz ettikleri şey kişinin suçlu olup olmadığı değil, suçunun azlığı, beğenilmemesi, halk tarafından kabul edilmemesi, daha fazla ceza verilmesi veya daha az ceza verilmesi iddia edilirken arkadaşların getirdiği jüri sistemi sadece suçlu mu değil miye karar veriyordu. Yani istedikleri sistem istedikleri şeylere cevap vermiyor. Bu taraftan cevaplar alamadık. Arkadaşımızın yönelttiği bütün sorular karşı taraftan cevaplar gelmedi. Modellerin açıklarını söylediğimiz müddetçe modeli yamamaya çalıştılar. Akan baraj bu. Akan barajın o delikleri kapatmaya çalıştılar ama iş işten geçmişti arkadaşlar. Bundan bahsetmek istiyorum. Ayrıca şöyle bir örnek vermek istiyorum. Kısa bir örnek olsun. Örneğin bir Galatasaray Fenerbahçe dersini izliyoruz. Hepimiz ne isteriz? İşte eğitimini almış profesyonel hakemler maçını yönetsin isteriz değil mi? Çünkü o kişi her ne kadar hani mutlaka şahsi düşünceleri vardır. İnsanlar şahsi düşüncelerini hiçbir zaman engelleyemezler. Onun kişi bunun eğitimini almıştır. Şu an süre kapattı. Bu kişi bunun eğitimini almıştır ve profesyonel yaklaşacaktır olanlara. Sizin istediğiniz de şu, bir Galatasaray Fenerbahçe derbisi var. O zaman jüriden, işte yani jüri mantığından düşünürsek, altın içinden kişiler maçı yönetir. Gelen adam Galatasaray'da nasıl bir adaletten bahsedeceksiniz? Ya da gelen kişi Fenerbahçe taraftarıysa nasıl bir adaletten bahsedeceksiniz? Daha önceden böyle bir suçtan maruz olan bir insan jüriye gelirse, orada gerçek adaletten nasıl bahsedeceksiniz?
Örneğin benim bir çocuğum herhangi bir şekilde cinayet davasına dönmüş ve cezasını ben beğenmemişim. Oysa itiraz ettiğim şey cezası, yani cezalı olup olmadığı değil, tekrar dikkat çekiyorum, oraya cevap vermemiştiniz. Ben yeni jüri olarak çağırdığınız mahkemeye düşünüyorum. Ve mahkemede aynı suç işleniyor. Benim aklıma ilk ne gelecek? Kendi çocuğum gelecek. Böyle bir şey önceden yaşadığım için bunun bir hırs duygusu içinde olacak. Bir kim meselesi olacak. Ve artık yani içindeki düşünce bir an önce için ceza alması şeklinde olacak. Süreniz bitti. Şu saatten sonra dikkate alacağız. Peki. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Konumuzun da o yüzden başarısı için. Değerli konuklar, yine hazırlarımız tezlerini ve antitezlerini sundular. Şimdi onları salona alalım tekrar. Buyurun arkadaşlar. En kısa sürede jörimizin sorumluluğunu bekliyoruz. Sonuçlara ulaştı. Vatan İtalya Namık Kemal'in bir sözü var.
barikayı hakikat müsaadele yerekkardan doğar. Gerçeğin ışığı fikirlerin çarpışmasından çıkar. Umarım biz de gerçeğe ulaşmak için bir nebze emek vermişizdir. Şimdi dördüncü, üçüncü ve birinci olan takımları açıklaması için önce dördüncü öğrenimizi yürütüyorum. Öncelikle tebrik etmek lazım bütün grupları, bütün arkadaşları ve ilgiyle izleyen sizleri. Belli bir fikre sahip olmak, o fikri savunabilmek çok önemli değerler. Bu nedenle herkesi öncelikle tebrik ediyorum. Burada olduğunuz için sizleri de tebrik ediyorum. Sayın müdürümüz buradalar. Bu konuya verdikleri önem nedeniyle onları da tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz burada olmalarından dolayı. Ev sahibi için Şahin Kaya Okulları'na da çok teşekkür ediyoruz. Tartıştığımız şu günlerde öğrencilerimizin hukuk sistemi üzerine düşünmeleri çok önemliydi. Bu çerçevede bir puanlama yaptık. İnanın herkes için güzel şeyler düşündük. Herkes için olumlu düşünceler içerisindeydik. Ancak bir puan sistemi var ve buna uymak mecburiyetindeydik. Nasıl yapıyoruz? Dördüncüden mi başlıyoruz ilan etmeye? Efendim Şükrü Şarkı Anadolu Lisesi 222.5 puanı veriyoruz. Evet, ödülleri takdim etmek üzere Erol Gümre'yi davet ediyoruz. Eğitim koordinatörümüz. Buyurunuz. Orada Şükrü Şarkı Okulu temsilcisini de bekleyeceğiz. Öğrenci temsilcisini bekleyeceğiz. Buyurunuz. Bir şeyler söylemek isterseniz mikrofonu vereyim hemen. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlara da Mazur Efendi'ye başarılar diliyorum. Teşekkürler, tebrikler tekrar ve ikincilik kimin sorusuna şu yanıt vereceğiz. 237 puanı var ikinci okulumuzun ve Şahin Kaya.
başarılarınızın devamını diliyoruz gençler. Ve birinci okulumuz 286 konudan puan erişti. Işık Erdoğan sevgili. Çok teşekkür ederim.
Değerli konuklar, bu yarışmada katılımları ve destekleri bizim yanımızda olan değerli jüri üyelerimizden ilerleyen takdimimiz olacak. Kurucularımızdan Sayın Oğuzhan Şahinkaya'yı davet ediyorum efendim. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifliydi. Teşekkür ederiz. Bugün münazara katılan öğrencilerimizi alıp geçtik. Sahne fikirleri konuk olarak çözüm olacak. Göksel.